Merhaba arkadaşlar, City Skyline İstanbul X'e projemizde yeni bölümde karşınızdayız. Harita çalışmaları devam ederken asset yenileme ve düzenleme çalışmalarımız da devam etmekte. Kadıköy'de ve Pendik'te ve birçok yerde kullanılan minibüs baş durakları assetimizi de tamamladık. Bunu biz taksi merkez durağı assetini değiştirerek yaptık ve buradan otomatik çıkacak araç çeşidini minibüsler olarak belirledik ve bizim bu İzmir kaplamalı minibüslerimiz faaliyet gösterecek. Onun dışında asset sınırına, daha doğrusu not sınırına erişmekle ilgili yaklaşık 2000 civarında hakkımız kalmış. Bu bizi bayağı bir zaman daha götürecek gibi gözüküyor düzenlemelerle birlikte. Şimdi biz E5'in üst tarafında İçerenköy'de belli bir noktaya kadar gelmiştik. Şimdi buradan Fındıklı'nın içine doğru devam edeceğiz. İçerenköy ve Fındıklı etabımıza hoş geldiniz. Evet, bu İçerenköy tarafında, bu ormanın içine doğru olan çıkıntı tarafta bir mahalle var, siteler var. Bunları şimdi buraya inşa edelim. Ondan sonra Fındıklı Mahallesi'nin içine doğru gideceğiz. Buralarda genelde çok yüksek olmayan binalar var gördüğüm kadarıyla Google haritalardan. Onun için biz de buraya hem 4-5 katlı binalardan hem de 7-8 katlı binalardan karışık bir şekilde koyuyoruz. Aralara yine okul vesaire koyduk. Özellikle otobüsün geçtiği bu ana caddemize temsili. Ana caddemize çeşitli okul, kütüphane, park vesaire koyduk. Camileri koymayı genelde unutuyoruz. Çok gözükmüyor şeyde, Google haritalarda. Bunları ben genelde video kaydı bitirdikten sonra birkaç tane binayı işte silerek, yerini değiştirerek vesaire camileri koyuyorum genelde arkadaşlar. Onun dışında böyle cadde üstünü hızlıca binalarla tamamlayalım. Burada böyle çok değişik siteler vesaireler varmış gibi görmedim. Onun için genelde tek tip binalarla burayı tamamlıyoruz. Üniversiteye kadar olan kısmını bitireceğiz. Buralar şimdi ben tabii düzlük yaptığım için haritayı binalar rahat yerleştiriyoruz ama burada gördüğüm kadarıyla bayağı engebeli bölgeler var. Yokuşlu bölgeler var. Bir tarafta zaten komple orman arazisi veya askeriyenin arazisi tam bilmiyorum. Bayağı yeşillik bir alan var burada. Onun etrafına kadar geldik. Şimdi böyle Kayış Dağı'na kadar olan kısımdaki caddeleri bir tamamlayalım. Şöyle büyük cadde olmuş buralar. İETT garajının böyle gümrüğün olduğu bölgeyi tamamladık. Şöyle yolumuzu da geçirelim. Bağlantımızı. Şimdi bu taraftan geçen tabii çokça hat var. Biz bu etabımızda işte Fındıklı ile ilgili olan hatları tamamlamaya çalışacağız. İşte hem Kadıköy yönünde hem Üsküdar yönünde olan hatları tamamlayacağız. Onun dışında Bostancı'ya, başka yerlere de vardır. Sefer sayısı hangi hattın fazlaysa açıkçası onları tercih etmeye çalışıyorum. Yine buralarda bir olması gerekli hat önerisi varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Şimdi bina yerleşimlerine İnönü Mahallesi tarafında devam ediyoruz. Buralara da yine karışık bina assetimizle böyle güzelce araları dolduralım. Şuraları da dolduralım. Tamam. Şimdi üniversitenin içine doğru geçelim. Burada ormanın içine doğru giden dümdüz bir hat izleyen kampüs alanı var. Biz daha önceki etaplarda oyunun kendi üniversite binalarını kullanıyorduk. Bununla da ilgili yeni assetler yaptım. Bunu bir tanesini işte rektörlük binası ya da ana bina olarak kabul edeceğimiz tarzda bir binamız var. Bir de fakülte binamız var. Daha sonra bunların çeşitlerini yaparız ama şu an için bir çeşit fakültemiz ve bir çeşit merkez binamız var. Daha sonra işte sosyal tesisler, işte yurtlar vesaireyle ilgili de assetler yapıp tek tek değiştireceğiz. Bunları da farklı kaplama renklerine özgü yaptık. Bütün üniversiteleri bunlarla değişeceğiz. Sonuçta oyunla ilgili bizim kullandığımız, şu an haritayla ilgili kullandığımız assetlerin hepsinin kendi yaptıklarımız olması lazım. Parkları bile şu an hazır assetler kullanıyoruz ama parkları da değiştireceğim zamanında. Çünkü parklarda kullanılan ağaç objesi benim pek beğenmediğim bir obje. Onun için böyle daha üç boyutlu güzel görünümü olan ağaçlarla bunları değiştireceğiz. İşte farklı şekillerini, büyüklüklerini belki değiştireceğiz. Ona göre bunları da aktaracağız. Çünkü biz biliyorsunuz öncelikle haritalama tarafını bitirmeye çalışıyoruz. Otobüs hatlarımızı çekiyoruz. Ondan sonra da görselle ilgili olan yerleri toparlayacağız. Çalışmaya ilk başladığımız dönemki yapmış olduğumuz bina assetlerinin hepsini hemen hemen elden geçirdim. En son hastaneleri vesaireleri düzenledim. Bunların işte kaplamaları, renk değişiklikleri, işte yansıma dosyaları, işte akşam gece ışıkların açık olması dosyası vesaire gibi her şeyi elden geçirdik. Onun dışında yollarda gezen araçları da yavaş yavaş güncelliyoruz. Yani güncel araçlar yerine, yani yüksek model, işte 2010-2020 model araçların yerine yine
90'lı yılların araçlarını Steam atölyesinden bularak koyuyoruz. Kamyon otobüsleri de kendim modelliyorum. Yani binek araçları vesaireyi güncellemiyorum. İşte trenleri vesaire yapmıyorum. Bunlar modellemesi zor olan şeyler. Daha basit olan işte kamyon, otobüs vesaire gibi şeyleri de modelleyerek oyuna aktarıyoruz. Bir sonraki etapta da bununla ilgili yapmış olduğumuz işte kamyonlar, otobüsler vesaireler, bunlardan bahsederiz. Evet. Fındıklı mahallemizin sağını solunu tamamladık. Şimdi otobüs hattımız üniversite kampüsünden başlatalım. İnönü Mahallesi, oradan Fındıklı Mahallesi'nin içi, oradan İçerenköy, buradan şuradaki işte hal mi vardı burada bilmiyorum. Muhtemelen hal var. Halin etrafından dolandırarak E5'e indirdik. E5'in içinde önce Koz Yatağı, oradan buradaki işte Optimum vesaire AVM'ler, tekrar Göztepe Köprüsü derken Uzunçayır, oradan Acıbadem, Acıbadem'den de Harem'e, Harem Otogarı'na, Harem'den de şöyle Salacık, Kız Kulesi vesaire derken Üsküdar merkez duraklara getirelim. Şimdi aynı yoldan geri döneceğiz. Harem'e, oradan Acıbadem Köprüsü'ne, oradan metrobüs duraklarına, oradan Göztepe Köprüsü'ne, Göztepe Köprüsü'nden şöyle alışveriş merkezlerinin olduğu yere Koz Yatağı'na, Koz Yatağı'ndan da tekrar Bostancı Köprüsü'nün üstüne çıkarak durağımızı koyabilirsek inşallah güzelce buraya da. Aynen. Cebe durağımızı koyduk. İçerenköy, İçerenköy'den tekrar Fındıklı Mahallesi, Fındıklı Mahallesi'nden de tekrar üniversite kampüsüne getirelim. Mor renk verelim. Buradaki otobüsümüz Sanos olacak. Bunu da reklamlı Sanos'u seçtik. Yarım reklamlı, işte şerit reklam şeklinde. Bunu da yeşili boyadık. Yeşil renkli hattımız olacak. Otobüsümüzün reklamı da yeşil renkli olacak. O dönemde konu alan işte 90'lı yıllardaki Sanos otobüslerindeki işte yeşil renkli otobüs reklamı, şu kaplamalı şu an gördüğünüz araç bizim seferimizi düzenleyecek. Aynı minibüs duraklarını bu haritamızda Gebze haremleri temsil etmesi açısından hareme de yerleştirdik. Buradan kalkan minibüslerimiz çeşitli hatlarda sefer gösterecekler. Evet arkadaşlar, bu etabımızın da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.